Adım Jonathan Barclay. Bir tarihçi olarak eğitim alırken bize tarihi sadece insanoğlunun hikayesi olacak şekilde öğrettiler ama düşündüğümüzde bu hikayede çok daha fazlası olduğunu görüyoruz. Kendi tarihimizi zamanın derinliklerinde takip ederek gezegenimizin, güneş sistemimizin, hatta evrenin kendisinin oluşumunu görmeliyiz. Bu belgesel serisinde kilometre taşı olacak anları tekrar hatırlayarak insanlık tarihindeki önemli dönemleri yeniden inceliyoruz. Zamanın derinliklerindeki olayların, yani patlayan yıldızların, çarpışan kıtaların, bildiğimizi düşündüğümüz hikayeleri gizlice nasıl şekillendirdiğini göreceğiz. İnsanlık tarihi ve derin geçmiş arasındaki şaşırtıcı bağlantıları ortaya çıkarıp, medeniyetimizi, icatlarımızın, yolculuklarımızın ve savaşlarımızın sebebinin sadece aldığımız kararlar değil, fizik, jeoloji, biyoloji ve kimya olduğunu da göstereceğiz. Bu güçler görülemeyecek kadar ufak olabilir ya da çok eski zamanlarda olduklarından etkilerini anlamanın tek yolu onları yepyeni bir şekilde düşünmektir. Zamanın ve tarihin derinliklerinde. Medeniyet, insanlığın alameti farikası. Bizi dünyadaki bütün türler arasında eşsiz kılan şey. Peki bunun ortaya çıkış sebebi neydi? Atalarımızı göçebe hayatlarından vazgeçip, antik dünyanın muhteşem medeniyetlerini kurmaya iten şey ne olmuştu? Çoğu tarihçi medeniyet tarihini yaklaşık 5000 yıl önce başlatır. Ama bunu gerçekten anlamak için her şeyin başlangıcına gideceğiz. Big Bang. Büyük patlama. Var olacak bütün maddelerin, enerjinin, saniyenin trilyonda birinde ortaya çıkışı. 13.8 milyar yıl önce bu patlamaların anası yaşandı. Big Bang. Minik bir uzay ve zaman birlikteliği patlayarak galaksileri, gezegenleri, yıldızları, sizi ve beni meydana getirdi. Büyük patlamadan sonra madde ve enerji evren boyunca yayıldı. Yer çekimi kuvveti bunları sık kümeler halinde bir araya getirdi. Yoğun basınç füzyon reaksiyonlarını tetiklerken bu da kümeleri parlak yıldızlara dönüştürdü. Sonra 4,5 milyar yıl önce Güneşimiz ve etrafındaki gezegenler oluşmaya başladı. Bu dünyanın ilk hali. Tanımakta zorlanacağınız bir yer. 1800 derecelik yüzeyinde bir saniye bile hayatta kalamazdınız. Etraf soğurken, yoğunlaşmayla okyanuslar meydana geldi. İlk bakteriler, yani ilk yaşam ortaya çıktı. Yaşamın ilk dönemlerinden itibaren belli organizmalar fotosentez süreci aracılığıyla güneşten enerji almayı öğrendi. Bu bakteriler atmosfere, dünya gezegeninde insan tarihini mümkün kılacak bir şeyi salmaya başladı. Oksijen. Arkasından dünyada yaşamla geçen neredeyse 4 milyar yıldan sonra Kambriyen patlaması adı verilen ani bir evrimsel değişim akışıyla
bildiğimiz yaşam hızla ortaya çıkmaya başladı. ...600 milyon yıl önceki Kabriyen patlamasıyla dünyadaki kayalara kazınan geçmiş son derece çeşitli çok hücreli organizmalar olduğunu gösteriyor. Ve bundan sonra evrim daha da hızlı bir hal almaya başladı. 500 milyon yıl önce eğrelti otu ve yosun gibi bitkiler karalara yayılmaya başladı. Bu medeniyetimizi kurmak için kullanacağımız bütün ekinleri ve ağaçları da içeren bitki örtüsünün ilk dalgası oldu. Sonra hayvanlar geldi. Mesela amfibiyanlar. Yaşam bir çeşitlilik patlaması yaşarken bugün bildiğimiz her şeyin temellerini oluşturdu. Bütün bunlar olurken karının kendisi de sürekli hareket halindeydi. Kıtalar gezegenin yüzeyinde sürüklenirken sonunda insanlık tarihinin ortaya çıktığı bugünkü tanıdık şekilleri aldılar. Afrika ve Hindistan Avrasya'ya çarpmaya başladı. Ve bu büyük çarpışmaların sonucu olarak Kuzey Afrika ve İspanya'daki dağlarla Alpler ve Himalayalar yükseldi. İki büyük nehir Dicle ve Fırat akmaya başladı. Basra Körfezi ve Kızıldeniz karanın iyice içlerine girdi. Ve Mezopotamya adını verdiğimiz bölge ortaya çıktı. Yakında yaşanacak medeniyet dramasında çok büyük bir rol oynayacak olan bir bölge. Artık medeniyetin yükselişi için sahne hazırdı. Medeniyet 10 bin sene önce insanların zamanın derinliklerindeki en büyük hediyeyi toplamanın yeni bir yolunu bulmasıyla Mezopotamya'da başladı. Büyük patlamadan kalan bu enerji soğuyarak maddeye dönüşmüş ve yer çekiminin etkisiyle güneşimizde toplanmıştı. Burada olağanüstü sıcaklıklar ve basınç nükleer reaksiyonlar başlatırken bu enerji açığa çıkıp hayat veren ışık ve sıcaklık olarak dünyaya gelir. Bitkiler bu enerjiyi glikoz olarak depolar. Sonra otçullar bitkileri yiyerek bu glikoza ulaşır ve daha sonra da etoburlar otçulları yiyerek iki adımda bu enerjiye ulaşmış olur. Evrenin, hayatın hikayesi aslında enerjinin hikayesidir. İnanması zor olsa da bugün dünyada tükettiğimiz bütün enerji, sabah yediğimiz gevrekler, bacon ve yumurtalar hepsi büyük patlamadan gelmektedir. İnsanlar yüz binlerce yıl içinde evrimleşirken avcılık ve toplayıcılık yaparak bu enerjiyi toplamış olduk. İnsanlık tarihinin %99'unda göçebeler olarak yaşadık. Geyiklerin ve bufaloların peşindeydik. Mümkün olan her yerden enerji aldık. Geyikler ve bufalolar gidince
biz de gitmek zorunda kalıyorduk. Ama yaklaşık olarak milattan önce 8000'de... Birkaç noktada bazı insanlar enerji toplamanın yeni bir yolunu denemeye başladı. Kendi ekinlerini yetiştirdiler. Ve çok basitmiş gibi görünen bu hareketin bir devrim başlatacak olmasına inanmak çok zor. Ama başlattı. Bunlar medeniyetin doğuşunun ilk tohumlarıydı. Ve başlangıçta bu dünyada sadece bir bölgede oluyordu. Burada, yani Mezopotamya'da. Peki neden? Bunun önemli bir nedeni, Mezopotamya'daki tepelerin tarım yapılabilecek pek çok yerel bitkiyi sağlıyor olmasıydı. Bunlar arasında bütün kayıtlı tarih içinde insanoğlunun en hayati kaynaklarından olacak bir bitkinin çeşitli türleri de vardı. Kökleri zamanın derinliklerine uzanan bir bitki. Peki bu bitki nedir? Ot bitkisi. Ot yoksa medeniyet de yok demek abartı olmaz. Dünyanın dört bir yanında bütün önemli medeniyetlerde insanlar ve belli bir bitki arasında işbirliği vardır. Kuzey Çin'de darı, Güney Çin'de pirinç, Meksika ve Orta Amerika'da mısır ve Orta Doğu'da buğday ve arpa. Ot olmazsa medeniyet kuramazsınız. Zamanın derinliklerinin büyük bölümünde ot yoktu. Bu ilk kez 100 milyon yıl önce belli bitkilerin polenlerini yeni bir yolla yaymak için evrimleşmesiyle ortaya çıktı. Arılar ya da diğer böceklerle değil, rüzgar aracılığıyla. Ama ot ortaya çıktığında bütün gezegeni kapladı. Ot, ekolojinin içine ve çevreye nispeten hızlı yayılma ve buralarda büyük oranda çoğalma yeteneğine sahip bir bitkidir. Zamanın derinliklerindeki güçler medeniyetin başlamasına burada yardımcı oldu. İlk olarak Mezopotamya etrafındaki tepelerde kolayca ekilebilen ve çok besleyici iki tür yabani ot vardı. Buğday ve arpa. Yani ilk çiftçiler burada dünyanın diğer yerlerindeki insanlara göre önemli bir avantaja sahipti. Ama yine de çalışmaları gerekiyordu. Yüzyıllar boyunca bölgedeki buğdayın ilk örneklerini alıp istedikleri özelliklere göre dikkatli şekilde seçimler yaptılar. Bu özelliklerden biri daha büyük tohumlardı. Bir diğeri dağılmayan tohumlardı, yani buğday hasat edildiğinde tohumlar düşüp etrafa dağılarak kaybolmuyordu. Böylece zaman içinde yavaş yavaş dikkatli seçimlerle insanlar bunu alıp değiştirerek buna dönüştürdü. Ve evcilleştirilebilecek tek şey etraftaki otlar değildi. Mezopotamya tepelerinde dolaşan şanslı çiftçilerimiz günümüzdeki sığırların, keçilerin ve domuzların atalarını gördüler. Evcilleştirilmek için doğru özelliklere sahip olan bir grup canlı. Çiftçiler onları etleri için avlamak yerine yetiştirmeyi öğrenebildi. Böylece tarihte ilk kez hayvansal proteine kolay ve sağlam bir erişim yolu ortaya çıktı. Peki neden bu hayvanların hepsi Mezopotamya'da bulunabiliyordu? Bunun nedeni kısmen şanstı. Ama diğer bir nedeni zamanın derinliklerinin Mezopotamya'yı dünyadaki en önemli kavşak noktalarından birine yerleştirmesiydi. Tektonik levha hareketleri eski dünyayı oluştururken
Mezopotamya'da kendisini Asya, Avrupa ve Afrika'nın bir araya geldiği çok kritik bir noktada buldu. Herhangi bir yöne göç eden vahşi bir hayvan muhtemelen buradan geçecekti. Ve buradaki koşulları severse de bölgede kalacaktı. Peki antik Mezopotamya'da bulunan bu hayvanların evcilleştirilebilir olması ve ilk medeniyetlerimizi kurarken bizlere yardım etmesi tam olarak ne anlama geliyor? Bazı türler çiftlik hayvanlarına dönüşürken diğerlerinin çiftlik hayvanları olmamasının sebebini düşündünüz mü? Bunun ilk cevabı çiftlik hayvanlarımızın hepsinin bitki yiyen canlılar olması. Ve bu çok önemli. Diğer hayvanları yiyen canlılara bakıp onları beslemek çok masraflıdır. Ayrıca sizi de yemek olarak görebilirler. Yani evcilleştirmek için bir hayvan arıyorsanız bir otoburu seçin. Ama bir hayvanın ot yemesi onu evcilleştirebileceğiniz anlamına gelmez. Mesela bir zebra ile tarla sürüldüğünü hiç gördünüz mü? Bazı hayvanlar evcilleştirilemez ya da fazla saldırgandır. İnekler, keçiler ve koyunlar evcilleştirilebilir olma konusunda hangi ortak noktaya sahip? Hepsi sürü hayvanı. Hatta bazen bir lideri takip etme istekleriyle birbirlerini bile ezerler. Bu içgüdüyü alıp doğal bir sürü lideri yerine geçerseniz vahşi bir hayvanı son derece kullanışlı bir hayvana dönüştürme yoluna girmişsiniz demektir. Ama dünyada yüzlerce büyük memeli türü varken sadece 16 tanesi bir insanı lideri olarak kabul etmeye razı olacaktır. Ve gerçekten de inanılmaz ama bu seçilmiş grup içinde evcilleştirilebilir en önemli 4 hayvan türü de bu antik dünyanın ufak bir bölgesinde bulunuyordu. Yani uygun yabani bitkiler ve hayvanlar sayesinde Mezopotamya'da insanoğlu çiftçilik serüvenine başladı. Bu gelecekteki medeniyetlerin ve imparatorlukların anahtarıydı. Ama yine de bir soru var. Neden bu dönem? Eğer gerçek anlamda modern insanlar 100 bin yıldır dünyadaysa ve çiftçiliğin sadece 10 bin yıl önce başladığını düşünürsek, biz insanlar neyi bekliyorduk? Görünüşe bakılırsa havanın ısınmasını bekliyorduk. 2.6 milyon yıl önce bir buzul çağları dönemi başlarken belli soğuk dönemler ortaya çıktı. Bunların içinde ılık buzul arası periyotlar vardı. Modern insanlar son buzul çağında evrimleşti. Peki bu çağ ne zaman bitti? Doğru tahmin ettiniz. 10 bin sene önce. Gerçek şu ki bitkiler ılık havayı sever. Ve sadece 10 bin yıl önce son buzul çağı sona ererken Mezopotamya'daki koşullar nihayet tam da ideal şekilde bir araya gelmişti. Tahıl üretmek istiyorsanız en az 90 güne ihtiyacınız var. Sıcaklıkların 25 derecelerde olduğu bir yaz gerekiyor. Gecenin biraz serin olmasına ve de bol ama çok fazla olmayan yağmurlara ihtiyaç var. Buzullar son kez yaklaşık 10 bin sene önce geri çekilmeye başladığı zaman tarımın da başladığını gördük.
Ve bu dünya için büyük bir gelişme. Yani iklim değişikliği tarımın neden 10 bin yıl önce başladığı sorusunu cevaplamaya yardımcı oluyor. Şimdi milattan önce 8000'den milattan önce 3800'e gelelim. Mezopotamya tepelerindeki insanlar 6000 yıldır tarımla uğraşıyordu. Ve işler de gayet iyi gitmekteydi. Ama felaket derecesinde bir değişiklik geliyordu. Genel bir kuraklık söz konusuydu. Yıllık yağmurlar ve seller eskisi kadar çok değildi. Sıcaklıklar da genel olarak daha fazlaydı. Milattan önce 3800 civarı başlayan bir iklim krizi, Mezopotamya'daki ideal koşulların yok olması ve tarım deneyinin de sona erme riskini ortaya çıkarmıştı. Sahra çölü eskide çayır olan alanlara doğru genişlerken, tarımla uğraşan ilk insanların yenilikler yaparak uyum sağlamak zorunda kaldıklarını görüyoruz. Ve eski zamanlardaki jeolojide hayatta kalmalarının anahtarı olacaktı. Yüz milyon yıl önce hiç bitmeyen kıta hareketlerinin bir parçası olarak Afrika ve Hindistan kuzeye doğru sürüklenip Avrupa ve Asya'ya çarptı. Afrika ve Hindistan'ın Avrasya ile çarpışması, Alpin kuşağı olarak bilinen bir dizi dağ sırasının oluşmasına neden oldu. Bunlara Kuzey Afrika ve İspanya'daki dağlarla Alpler, Himalayalar ve Endonezya'daki dağlar da dahildir. Bunları farklı dağ sıraları olarak düşünsek de aslında hepsi fiziksel olarak bağlantılıdır. Çünkü Afrika ve Hindistan'ın Avrasya'ya çarpmasıyla ortaya çıkmışlardır. Ve bu dağlar tarımın ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadı. Çünkü üzerlerinden geçen nemli hava yükselmek zorunda kalırken soğudu. Yoğunlaştı ve kar olarak aşağı indi. Sonra sıcak ve kurak yaz aylarında karlar yavaş yavaş erimeye başladı. Bu da önemli nehir sistemlerini besliyor. Tam da çiftçilerin suya ihtiyaç duyduğu zamanlarda. Yani bu tektonik çarpışmalar ve de bu dağ sıralarının ortaya çıkışı olmasa, sonrasında doğan insanlık tarihi için hayati önem taşıyan muhteşem nehir sistemlerine de sahip olamazdık. Mezopotamya'da bu Alpin kuşağı nehirlerinden ikisi Dicle ve Fırat, tam da ilk tarımın yapıldığı yere doğru akıyordu. Milattan önce 3800'de bu bölge kuraklaşırken Dicle ve Fırat sayesinde insanlar tarihimizin en önemli icatlarından birini yaratmayı başardı. Medeniyetin kilometre taşlarından birini. Kanallar ve hendeklerden oluşan bir labirentle nehirleri yazın tarlalarını sulamak için yönlendirmeye başladılar. Artık düzensiz ve güvenilmez hale gelen yağmurlara da ihtiyaçları kalmamıştı. Şimdi tek ihtiyaçları olan şey nehirdi. Bu ilk deneyleri çukur kazmaya benzer şeyler olarak düşünebiliriz. İlk başlarda bu çok küçük ölçekteydi. Belki 10-20-30 ailenin yaşadığı köylerde yapılıyordu. Burada insanlar sadece çiftçiliği kurtaran değil,
aynı zamanda patlama yapmasını sağlayan da bir çözüme rast gelmişti. Sulama sayesinde önemli bir yiyecek fazlası ortaya çıktı. Tarihte ilk kez bazı insanların bütün yaşamlarını yiyecek bulmakla geçirmesi gerekmiyordu. Yani zamanlarını güneşte pişirilen tuğlalar ya da kil çömlekler gibi şeyler yapmaya ayırabilirlerdi. Diğer bir deyişle artık bazı insanlar belli şeyler üzerinde uzmanlaşabiliyordu. Çok kısa bir sürede bu ilk meslekler hızla yayıldı. Ortaya çıkan ilk mesleği çömlekçilik olarak görebiliriz. Çünkü herkesin ellerindeki şeyleri saklamaya ihtiyacı vardı. Yemek, içmek ve diğer ihtiyaçlar için bazı şeyler gerekiyordu. Bu ilk kasabaların ihtiyaç duyduğu her şey ortaya çıkmaya başladı. Ve birden inşaatçılar, alet yapanlar, sulama kanalları kazan ve tuğlacılar ortaya çıktı. İlk rahip sınıfları sayılabilecek gruplar oluştu. Özel liderlik işlevlerine sahip insanlar ortaya çıkmaya başladı. Bunlar olurken başka bir şey de ilk kez ortaya çıktı. Sümerler'de Uruk köyü binlerce insanın yaşadığı bir merkeze dönüştü. Burası ilk şehirdi. Ve daha fazla insan toplandıkça çevredeki kırsal arazilerin enerjisi de kullanılırken burası daha karmaşık bir insan toplumu haline geldi. Bu evrende her türlü ölçekte görülen bir durumdur. Bir yerde daha fazla enerji ve madde toplandıkça yeni yaratım faaliyetleri için etkileşimler yaşanma şansı artar. Bu toz ve gazın yer çekimiyle bir araya gelip yıldızlara ve güneş sistemlerine dönüşmesi ya da elementlerin bir araya gelip moleküllere dönüşmesi olabilir. Karmaşıklığın bir araya geldiği bu noktalar evreni ileriye götüren ve yaşamak için ilginç bir yer haline getiren şeylerdir. Merkezlerin ilginç şeylerin yaşanabileceği karmaşıklığın olduğu bölgeler olması yaşamın bile içine işler. Eğer çok sayıda şey bir araya gelip aynı yerde bulunmasaydı hayvanlar ve bitkiler gelişemeyebilirdi. Mezopotamya'da ortaya çıkan şehirlerde karmaşıklık yeni zorluklar da getirdi. İnsanların suçları önlemek, anlaşmazlıkları çözmek ve kanunları geçirmek için bir yol bulması gerekiyordu. Ve milattan önce 3500'de dünyadaki ilk büyük idare ortaya çıktı. Şehir devletlerinden oluşan Sümerler. Burada Dicle Nehri'nin kıyılarında. Her bir şehir, bir kral ve rahipler, katipler ve askerlerden oluşan bir elit tabaka tarafından yönetilirken, bu insanlar kuralları koyuyor, suçluları cezalandırıyor ve düzeni sağlıyordu. Bu istikrar ve yapı medeniyetin büyümesine yardımcı oldu ama bu elitler tebaalarını rahat bırakmıyordu. Yani bir hiyerarşi vardı. Çiftçilerin bir sığır sürüsünü idare etmesi gibi insanlar da diğer insanlara hükmetmeye başladı. En üstte lider olan elitleri görüyoruz. Bunun altında askeri sınıf görünüyor. Bir tür ikinci basamak gibi. Sonra da köylü çiftçilerden oluşan büyük bir topluluk var ve son olarak çatışmalar yüzünden de köleleri görüyoruz. Bütün bu medeniyet süreci, çiftçilik, sulama, şehirler, hiyerarşi, milattan önce 3500 civarı Sümerler'de başladı. Ama kısa süre sonra başka yerlere de yayıldı. Sadece birkaç yüzyıl sonra Kuzey Afrika'daki Nil Vadisi'nde de ikinci büyük medeniyetin yani antik Mısır'ın ortaya çıktığını biliyoruz. Daha doğudaki Indus Vadisi'nde yani günümüz Pakistan'ında üçüncü büyük medeniyet ortaya çıktı.
Çok daha uzakta, Avrasya'nın doğu ucunda başka bir medeniyet daha vardı. Başlangıçta Çin'in Kuzey Nehri'nde büyük sarı nehir olan Huanghe'de başka bir merkez ortaya çıkıyor. Bu ana kadar 4 antik medeniyet de nehir vadilerindeydi. Sebebi basitti. İlk tarım faaliyetleri yağmurla sulanan topraklarda yiyecek fazlası yaratamayacak kadar ilkeldi. Sulama hala tek yöntem durumundaydı. Ama insanlık nehirlere olan bağımlılığını kırmak üzereydi. Çünkü bu dönemlerde insanlar ilk olarak yiyecek için evcilleştirdikleri bazı hayvanların başka bir hediyesi daha olduğunu fark etti. Bu hediye güçtü. İnsanoğlu nispeten zayıftır. Uzun süreli bir emekle yaklaşık olarak 75 watt güç üretebiliriz. Ve binlerce yıl boyunca işleri halletmek için kendi kas gücümüze bağlı kalmak zorundaydık. Bugün bir ışığı yakmak ve yanar halde kalmasını sağlamak için böyle bir kolu çevirmek zorunda olduğunuzu düşünün. Bu iş görüyor ama çok fazla zaman ve enerji de istiyor. İnsan gücü her yıl doğal olarak gübrelenen zengin nehir vadilerinde tarım yapmak için yeterli durumdaydı. Her yıl taşkınlar yaşayan ve yine her yıl yeni verimli topraklar kazanan bir nehir kenarında kalsaydım, ufak zayıf bir insan olarak bile bu nehir kenarında oldukça fazla miktarda bir hasat elde edebilirdim. Ama yağmurla sulanan toprakları her yıl verimli olarak tutabilmek için başka bir şey gerekir. Toprağı kazarak alt katmanlardaki besleyici maddeleri yukarı çıkarmalısınız. Diğer bir deyişle toprağa sürmeniz gerekir. Ve insanlar üretebildikleri 75 watt güçle bunu geniş alanlarda yapamayacak kadar zayıf canlılardır. Ama M.Ö. 3500 civarında insanlar yiyecek için yetiştirdikleri bazı hayvanları çabanları çekmek ve toprağın derinliklerindeki verimli katmanları ortaya çıkarmak için eğitebileceklerini fark ettim. 15-20 santimetre, bazı durumlarda 25 santimetre aşağı inerek bolca verimli toprağa ulaşabiliyorduk ve bu da bize çok daha fazla ekin yetiştirip çok daha iyi verim alma imkanı verdi. Böylece ekim için sadece insan gücü kullandığımız zamanlarda tarım yapamadığımız bölgelere doğru yerleşme şansımız oldu. Bu bir enerji devrimiydi. Bir ata boyunduruk takarak ya da bir öküzü sabana koşarak insanoğlu gücünü 4 ila 8 kat artırdı. Medeniyet eski nehir vadilerinin sınırlarından kurtularak yayılmaya başladı. Artık Sümer civarındaki bölgede 1000 yıl boyunca yeni şehir devletleri ortaya çıkarken her birinin kendi yönetimleri ve elitleri vardı. M.Ö. 2350'de güçlü bir lider gelerek medeniyeti yeniden düzenleyecek bir devrimi ateşledi. Medeniyete çoğu noktada 20. yüzyıla kadar sürecek olan bir şekil verdi. Bu imparatorluk dediğimiz bir yönetimdi. Bu liderin adı da Akatlı Sargon'du. Akatlı Büyük Sargon ortaya çıktığında bu şehirleri teker teker fethedip çok daha büyük bir sosyopolitik askeri bir yapı ortaya çıkardı. Dünyanın ilk gerçek imparatorluğu. Ve bu gelecek 2 ila 3000 yıl boyunca yeni bir standart yönetim haline geldi. Sargon'un güç kullanarak Mezopotamya'yı birleştirip imparatorluk kurması şiddet doluydu. Ama şiddet sona erdiğinde birleşmenin faydaları açık hale geldi. Bu bölge zamanın derinliklerindeki güçlerin nimetlerine sahipti. Ama enerji merkezleri bütün bölgeye ayrı ayrı yayılmıştı.
Bu şehirleri birleştirip imparatorluğa dönüştürmek, bir dizi bilgisayarı birbirine bağlamak gibiydi. Şehirlerin güçlerini katlarken, mal, hizmet, fikir ve bilgilerin paylaşımını da çoğalttı. Büyük bir iş gücü daha fazla toprağın sulanması için kullanılabiliyordu. Ticaret geniş alanlarda güvenli şekilde yapılıyordu. Ve ufak tefek yerel savaşlar sona erdiğinden imparatorluklar belki de en büyük faydasını getirmişti. Barışı. Fazla uzak olmayan Nil'de de benzer bir durum yaşanmaktaydı. Firavun denen tanrı krallar Mısır boyunca hükümdarlıklarını genişletiyordu. Mısır'daki sistem o kadar başarılı oldu ki bu tarihteki en istikrarlı medeniyet haline gelip neredeyse hiç değişmeden 2500 yıl boyunca varlığını sürdürdü. Peki zamanın derinlikleri Mısır'ın neden bu kadar istikrarlı ve değişmeden kaldığını anlamaya yardımcı olabilir mi? Büyük piramitten yükselip etrafa bakalım. 3200 kilometre güneyde Nil Orta Afrika'nın dağlarından doğuyor. Ve piramidin 480 kilometre kuzeyinde Akdeniz'e dökülüyor. İki tarafında da acımasız çöller var. Bütün bunlar Afrika'nın Avrupa'ya doğru çarpmasının işleviyle ortaya çıktı. 100 milyon yıl önce başlamış bir süreç. Ve bu zamanın derinliklerinde jeolojinin bir yan ürünü Mısır'daki hükümdarların topraklarını 1000 yıl boyunca dağılmadan tutmalarına yardımcı oldu. Bunun en önemli sebeplerinden biri seyahat ve iletişimle ilgili. Antik dünyada ilk tekneler çoğu nehirde akıntıyla kolayca gidebiliyordu. Ama geriye gidemeyecek kadar basit olduklarından çoğu nehir tek yönlü bir yol halindeydi. Ancak Mısır'da durum farklıydı. Kuzeyde Akdeniz'den gelen serin rüzgarlar güneye doğru eserken, çölden yükselen sıcak havanın yerini alarak hiç durmayan güçlü bir esinti yaratır. Yani burada Nil'de akıntıyla giden tekneler bu devamlı esinti sayesinde akıntının tersine doğru da ilerleyebilir. Nehir üzerinde gitmek ve tekrar geri dönmek çok kolaydı. Yani yukarı ve aşağı Mısır arasında ticaret, değiş tokuş, bağlantılar, jeoloji sayesinde mümkün oluyordu. Bu arada iki tarafta bulunan çöller de dev birer duvar gibi Mısır'ı işgalden koruyordu. Nil medeniyeti jeoloji ve coğrafyanın bu tuhaf özellikleri sayesinde kapalı kalarak nispeten rahatsız edilmeyen, huzurlu ve başarılı bir medeniyet olarak 1000 yıl geçirdi. Bu olağanüstü bir şey. Kuzey Hindistan'da Harappa medeniyeti isimli yeni bir kültür, Indus nehrivarisine yayılmaya başlayarak Hindistan'ın büyük medeniyetlerinin temellerini oluşturdu. Ve son olarak Çin'deki Sarı Nehir boyunca dördüncü bir medeniyet şekillenmeye başlamıştı. Hemen hemen aynı zamanlarda Çin'de aynı temel süreç kendini tekrar ediyordu. Şehir devletleri oluştu. Aynı şekilde büyük ölçekli sulama ağlarıyla tarım gelişti. Ama zamanın derinliklerinin getirdiği tuhaflık da Çin her zaman uzaktaki bir dünya olarak gelişecekti. Mısır, Mezopotamya ve Kuzey Hindistan nispeten yakındır. Yani bu üç medeniyet birbirlerine bağlanarak dev bir kültürel temel meydana getirdi. Ama zamanın derinliklerinde Çin, 4800 kilometrelik Alpin kuşağı dağları ve çöllerle ayrılmıştı.
Çin'den yapmak zorunda kalacağınız yolculuğu bir düşünün. Farklı çöller, devasa dağ sıraları bulunuyor. Bunların hepsi Hindistan'ın Avrasya ile çarpışmasının sonucu. Bırakın Mezopotamya ve Mısır'ı, İndus Vadisi'ne bile kervanlarınızı göndermek için dünyanın en yüksek dağlarını aşmanız gerekiyordu. Çin'in yalıtılmışlığı, Doğu Asyalılar ve dünyadaki diğer herkes arasındaki önemli bir farkla belli olmuştur. Ve bunun insanların nasıl yazı yazdığıyla ilgisi vardır. Hem Orta Doğu'da hem de Çin'de yazı piktograf ve hieroglif şeklinde başlamıştır. Yani nesneler ve fikirler binlerce farklı karakterle temsil ediliyordu. Ama Orta Doğu'daki katipler sonunda yazıyı sadece 30, hatta daha az fenotik sembole indirgeyerek çok daha basit hale getirdi. Fonetik alfabeler Orta Doğu ve Hindistan'da kısa sürede kopyalandı. Ama Alpin Kuşağı Dağları'nın yarattığı yalıtım nedeniyle Çin bundan haberdar değildi. Yani bugün bile Uzak Doğu'da insanlar hala okuyup yazmak için binlerce farklı karakteri ezberlemek zorundadır. Coğrafi yalıtım nedeniyle yazının neye benzemesi gerektiğine dair iki temel farklı fikir ortaya çıktı. İkisi de aynı derecede zengin, ikisi de inanılmaz bir ifade yeteneğine sahip olsa da, ikisi de amaç ve asıl yapı bakımından temelden çok farklı durumda. Çin diğer üç antik medeniyetten habersiz olsa da, onlarla aynı kara kütlesi üzerinde bulunuyordu. Yani bazı şeylerin geçiş yapması kaçınılmazdı. Çin'den çıkma bir ekini ele alalım. Portakal. Bütün portakal ağaçlarının yabani atası Güney Çin'den gelmedir. Ama orada uzun süre yalıtılmış halde kalmadı. Çin'de ortaya çıkan portakal bütün Avrasya'ya yayıldı. Ve Roma zamanında Akdeniz'e de gelmiş oldu. Yani ticaret yolları olduğu belli oluyor. Çiftçiler her seferinde biraz ilerleyerek tohumları arkadaşlarına verdi. Bunlar da sonrasında elden ele yayıldı. Ve uzun zaman içinde bu iki geniş alan arasında bazı değiş tokuşlar yaşandı. Bu olay Avrasya boyunca sayısız kere yaşandı. Yiyecek, teknoloji, hatta fikirler değiş tokuş edildi. Bütün büyük medeniyetler diğerlerinin icatlarından ve yeniliklerinden faydalandı. Yani gelecek 3000 yıl boyunca 4 büyük eski dünya medeniyeti aşağı yukarı aynı gelişme hızıyla ilerleyecekti. Ama Atlas Okyanusu'nun diğer tarafında, Orta ve Güney Amerika'da ortaya çıkan medeniyetlerde işler çok farklı şekilde ilerledi. Mayalar, Aztekler ve İnkalardan oluşan Amerikan medeniyetleri ayrı ayrı tarımı icat etti ve etkileyici şehirlerle imparatorluklar kurdular. Muhteşem sanat ve mimari eserler yaratmanın yanında yazının özgün türlerini icat edip inanılmaz derecede isabetli takvimler yaptılar. Sonunda Avrasya karar kütlesi dediğimiz parça ortaya çıktı ki bu son derece büyük bir kıta parçasıdır. Devasadır. Hindistan ve Afrika'da bu kara parçasına doğru ilerleyince Afro-Avrasya dediğimiz çok büyük bir bölge ortaya çıkmış oldu. Neredeyse 85 milyon kilometre kare olan Afro-Avrasya'nın yanında diğer bütün kara kütleleri ufak kalıyor. Ve insanlar da boyutların özellikle de medeniyet bakımından hayatta genel olarak bazı avantajlar sağladığını keşfedecekti. Afro-Avrasya çok büyük olduğundan en fazla bitki ve hayvan, en çok sayıda nehir vadisi ve en büyük ılıman kuşak buradadır.
Yani burada medeniyetlerin kullanabileceği çok şey vardır. Afro-Avrasya'da kullanılabilecek pek çok farklı kaynak vardı ve bunlar daha sonra yavaş yavaş yayılabilirdi. Bugün bile insanların %85'i Afro-Avrasya'da yaşıyor. Bu çiftlik kıtanın zamanın derinliklerinden kalmış başka bir avantajı daha var. Afro-Avrasya'nın çoğu doğu-batı yönünde yayılır. Yani bir enlemde gelişen ekinler aynı bant boyunca yayılabilirken hemen hemen aynı iklimi ve hemen hemen aynı miktarda güneş ışığını elde edebiliyor. Aynı durum teknolojiler ve hatta fikirler için de geçerli. Yani Afro-Avrasya'daki her bir medeniyet aşağı yukarı aynı hızla ilerliyordu. Ama Afro-Avrasya'nın 85 milyon kilometre karelik kütlesinden sonra Pangea'nın ikinci büyük parçası olan Amerika kıtası sadece 42 milyon kilometre kare kadardır ve eski dünyadaki çeşitlilikten yoksundur. Otları ele alırsak, ilk Amerikalılarda buğday, arpa, pirinç ve darı yoktu. Amerika'nın çoğunda en önemli tahıl mısırdı. Ve önemli hayvanlar konusunda da benzer bir sorun vardı. Yük hayvanları yoktu. Bir sabana sürülecek ya da bir arabayı çekecek bir canlı bulunmamaktaydı. Daha da zor olanı Amerika'nın doğu batı değil, kuzey güney doğrultulu uzanmasıdır. Bu da çok farklı iklim bölgeleri yaratmakta. Kuzey Dakota'nın iklimine alışkın ekinler, hatta insanlar bile muhtemelen Panama'da iyi bir yaşam süremez. Bugün bile Alaska'dan yola çıkıp Şili'ye doğru gittiğinizi düşünün. Ne kadar çok farklı çevre ve değişik jeolojik alanlarla karşılaşırsınız. Yani yolda bunları geçmek zorunda kalırsınız. Yine de eski ve yeni dünyada medeniyetler ilk kez gelişirken inanılmaz olan şey farklı olmalarından çok ne kadar benzer olduklarıydı. Milattan önce 500'de eski dünya medeniyetleri Orta Doğu, Hindistan ve Çin'deki asıl merkezlerinden yayılmaya başladı. Sonunda birbirine bağlı çok büyük ve dünya çapında bir sistem oluşacaktı. Bu sistemin kökünde tarihin en büyük devrimi yani tarımın icadı bulunuyor. Bu icat hala medeniyetimizin ve başarımızın ardında yatan sırdır. Yani bir açıdan medeniyetin ortaya çıkışı 10 bin sene önce Mezopotamya'daki insanlar çiftçiliğe başladığında meydana geldi. Ama diğer bir açıdan bakarsak tarımın ve medeniyetin kökleri çok daha geriye gidiyor. Ot gibi bitkilerin, koyun, keçi ve sığır gibi hayvanların evrimlerine, çalkantılı iklim değişikliklerine, nehirlerin doğuşuna, dağların yükselişine, kıtaların çarpışmasına, güneş sisteminin oluşmasına ve büyük patlamanın enerjisine dayanıyor. Kısacası zamanın derinlikleri dediğimiz devasa destana kadar uzanıyor. ...600 yıl önce Avrupalılar ahşap gemilerle denize açılarak keşifler çağını başlattı. Christoph Kolomb gibi acımasız ve hırslı insanlar, konkistadorlar ve onların kanlı izlerini takip edenler, yeni bir dünyayı fethederek gezegeni birbirine bağladılar. Bunu küresel ölçekli bir açgözlülük hikayesi olarak düşünebilirsiniz.
neler olduğunu bildiğinizi düşünebilirsiniz. Ama tarihin daha derin bir yönü var. Kolomb'un seferleri ve coğrafi keşifler çağının kökleri zamanın derinliklerine uzanıyor. İnsanların iki kıtaya yerleşmesini sağlayan bir kara köprüsünde. Kuzey ve Güney Amerika'yı Afro-Avrasya'dan ayıran ve iki dev dünya bölgesi yaratan tektonik hareketlerde. Ve ölen bir yıldızın sıcaklığında oluşmuş değerli metallerdi. Hepsi zamanın derinliklerindeki olaylarla bağlantılı. Adım Jonathan Markley. Bir tarihçi olarak eğitim alırken bize tarihi sadece insanoğlunun hikayesi olacak şekilde öğrettiler. Ama düşündüğümüzde bu hikayede çok daha fazlası olduğunu görüyoruz. Kendi tarihimizi zamanın derinliklerinde takip ederek gezegenimizin, güneş sistemimizin, hatta evrenin kendisinin oluşumunu görmeliyiz. Bu belgesel serisinde kilometre taşı olacak anları tekrar hatırlayarak İnsanlık tarihindeki önemli dönemleri yeniden inceliyoruz. Zamanın derinliklerindeki olayların, yani patlayan yıldızların, çarpışan kıtaların, bildiğimizi düşündüğümüz, sandığımız hikayeleri gizlice nasıl şekillendirdiğini göreceğiz. İnsanlık tarihi ve derin geçmiş arasındaki şaşırtıcı bağlantıları ortaya çıkarıp, medeniyetimizin, icatlarımızın, yolculuklarımızın ve savaşlarımızın sebebinin sadece aldığımız kararlar değil, fizik, jeoloji, biyoloji ve kimya olduğunu da göstereceğiz. Bu güçler göremeyecek kadar ufak olabilir. Ya da çok eski zamanlarda olduklarından etkilerini anlamanın tek yolu onları yepyeni bir şekilde düşünmektir. Zamanın ve tarihin derinliklerinde. Birbirine bağlanmış bir dünyada yaşıyoruz. Okyanuslar ve kıtalar arasında bilginin ışık hızıyla dolaştığı bir dünya. Bunu herkes biliyor. Fark etmediğiniz şey şu olabilir. İnsanlıktan uzun zaman önce bütün dünya gerçek anlamda bağlantılıydı. Dünya asla hareketsiz durmaz. Ondan fazla tektonik levha, yüzeyin sürekli hareket etmesine sebep olur. ...1.1 milyar yıl önce bütün dünya yüzeyi süper kıta Rodinia olarak bir aradaydı. Gelecek 1 milyar yıl boyunca gezegenin yapboz parçaları ayrılarak yeni süper kıtalar oluşturdu. Önce Panotya, sonra da bunun ayrılmasıyla oluşan süper kıta Pangea. Bu kıtanın yok oluşu ise keşifler çağının doğmasını sağlayacaktı. Çünkü yaklaşık 200 milyon yıl önce levha tektonikleri Pangea'yı parçalamaya başladı. 10 milyonlarca yıl içinde Avrupa Kuzey Afrika'dan ayrıldı. Afrika'nın doğu yarısı ayrıldığında Güney Amerika oluştu. 250 milyon yıl içinde bu kıtasal yapboz parçaları yeniden tek bir kara kütlesini oluşturacaktı. Ama şimdilik dünya iki tane ana ve son derece farklı bölgeye ayrılmış durumda. Bu dünya bölgelerinden biri Afro-Avrasya. Birbirine bağlı Afrika, Avrupa ve Asya kıtaları. Dünyanın kara kütlesinin %57'si. Buradaki insan, hayvan, ve de bitki sayısı diğer her yerden daha çok. Burası medeniyetin ilk ortaya çıktığı yer. Diğer bölge ise daha genç medeniyetlere ev sahipliği yapan Kuzey ve Güney Amerika.
15. yüzyılın sonlarında, Kristof Kolomb döneminde bu iki dev dünya birbirinden tamamen yalıtılmış haldeydi. İnsanlar birbirlerinin varlığından bile habersiz şekilde yaşıyordu. Yani o dönemde insanlar birbirlerinden farklı bir gezegende yaşıyor gibiydi. Zamanın derinliklerindeki güçler keşif yolculukları için sahneyi hazırlamıştı. Yalıtılmış iki dünya bölgesi, okyanuslarla ayrılmış iki yer. Ve bu okyanuslardan biri geçilmek üzereydi. Bu geçişin başlangıç noktası İspanya'daki Palos Limanı'ydı. Tarih 3 Ağustos 1492. Kristof Kolomb isimli bir İtalyan denizci denize açılmak üzereydi. Planı ise Çin'e giden yeni bir ticaret rotası bulmaktı. Kolomb, dünyanın jeolojisi ve coğrafyası yüzünden planının tamamen başarısız olacağını bilmiyordu. Ya da yolculuğundaki bu büyük başarısızlığın insanlık tarihindeki en önemli seferlerden biri olacağından habersizdi. Peki, Kolomb'u bilinmeyene götüren şey neydi? Çin'e vardığında neyi bulmayı umuyordu? İnanmayabilirsiniz ama bu bir böcek ilacıydı. Doğru duydunuz. Bir böcek ilacı. Her şey yaklaşık 150 milyon yıl önce Hypernigrum olarak bilinen bu bitkinin evrimiyle başladı. İlk olarak pek çok haşerenin olduğu Hindistan dağlarında yetişiyordu. Ve hayatta kalmak için de bir bitkinin kendisini koruması gerekir. Evet, Hypernigrum da bunun için özel bir molekül geliştirdi. Sık bulunan elementler karbon, hidrojen, oksijen ve nitrojenden oluşan bir karışım. Bu molekülün adı piperindir. Ve böcekler için ölümcül olsa da bizi öldüremez. Çünkü çok büyük canlılarız. Sadece ufak bir baharat rahatsızlığı hissederiz. Bu hep yediğimiz bir şey. Daha çok karabiber olarak bilinir ve 1492'de zengin Avrupalıların buna büyük bir talebi vardı. Karabiber o zamanlar en değerli ürün sayılırdı. Ama zamanın derinliklerindeki kuvvetler yüzünden Avrupalı zenginlerin karabibere ulaşması kolay değildi. Ay ışığı olan bir gecede dışarı çıkıp yukarı bakın. Ayın biberin yetiştiği yerlerle ne ilgisi olabilir? Bunu öğrenmek için zamanda geriye gitmeliyiz. Ayın olmadığı zamanlara kadar. 4,5 milyar yıl önce. Gökyüzünde ay yoktu ve dünya hala oluşum halindeydi. Ve sonra? Aşağı yukarı Mars büyüklüğünde bir nesnenin muhtemelen bir göktaşının dünyaya çarptığını düşünüyoruz. Dünyadan ve çarpan nesneden etrafa yayılan maddeler başlangıçta dünyanın etrafında bir halka ya da disk oluşturdu. Bunlar 100 yıldan kısa sürede bir araya gelip ayı meydana getirdi. Ayın oluşumuna neden olan çarpışma muhtemelen aynı zamanda dünyanın ekseninin eğilmesine, yani 23,5 derece olmasına da neden olmuştu. Ve bu eğiklik çok önemlidir. Bu sayede gezegenin orta bölümleri güneşten çok daha uzun süreli ışık ve sıcaklık alabilir. Dünyanın 23,5 derecelik eğikliği sayesinde dünyada tropikal bölgeler ve de ılıman bölgeler vardır. Yani kozmik bir çarpışma tropikleri yarattıktan sonra bitkiler burada hayatta kalmak için evrimleşti. Ve karabiber gibi baharat türleri de genellikle 24 ila 30 derece aralığında sıcaklığa sahip topraklara ekilmesi gereken bitkilerdir. Yani Güneydoğu Asya'da yaşamıyorsanız ve biber istiyorsanız bunu kendiniz üretemiyordunuz. Bunu o bölgeden almanız gerekiyordu.
Ve zamanın derinlikleri kaynakları eşit olmayan şekilde dağıttığından, insanlar da istediklerini elde etmek için mesafeler arasında değiş tokuş yolları yaratmak zorunda kalmıştı. Peki, Kolomb'dan önce zengin Avrupalılar karabiberi nasıl alıyordu? Kolomb doğduğunda dünyanın nasıl olduğuna bir de uzaktan bakalım. Burası Hindistan. Avrasya'nın güneydoğu ucunda. Karabiberin ve diğer baharatların kaynağı. Hint tüccarlar baharatları bu ülkedeki tüccarlarla değiş tokuş ediyordu. Yani Çin'le. Ilıman bir iklime, zengin topraklara ve çok büyük doğal kaynaklara sahip devasa bir ülke. İnsanlık tarihinin çoğunda büyük Çin hanedanları dünyanın en güçlü ve zengin devletleri olmuştur. 15. yüzyılın başlarında Çin, dev ticaret filolarını Hint okyanusu üzerinde Doğu Afrika'ya gönderecek kadar zengindi. Bu filolar ünlü amiral Zheng He'nin komutasındaydı. Siyasi baskılar bu yolculukları bitirdiğinde bile, Çinliler daha sonra İpek Yolu adı verilecek yüzlerce yıllık ticaret rotaları geleneğini devam ettirdi. Tüccarlar kara ve deniz boyunca baharatların da dahil olduğu değerli mallar taşıyordu. Baharatlar Kuzey Hindistan'dan Orta Doğu'ya, bugünkü Türkiye'ye ve Kuzey Afrika'ya uzanan İslam ülkelerindeki tüccarlara geçiyordu. Ve son olarak Venedik ve Cenova gibi İtalyan şehir devletlerinden tüccarlar baharatları Türk ve Orta Doğu limanlarından alıp Batı Avrupa'daki müşterilerine getiriyordu. Yani karabiber gibi baharatlar Orta Çağ Avrupa'sına böyle ulaşıyordu. Ve Avrupalıların baharatlara çok para vermesinin sebebi de buydu. Avrupa sadece baharatlar ve lüks mallar ithal etmiyordu. Matematiğin ve teknolojinin çoğu da doğudan gelmekteydi. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden 1000 yıl sonra Avrupa birbiriyle rekabet halindeki ulus devletler arasında bölünmüştü. Bunların hepsi bir araya gelse bile nüfusları ve zenginlikleri Hindistan ya da Çin'le boy ölçemezdi. Yani İpek Yolu birden kapandığında baharat akışının durması büyük bir krizi yaratmıştı. Bunun sebebi de Türk Sultanı II. Mehmet'ti. Sultan jeoloji ve coğrafya sayesinde bu ticaretin kontrolünü ele geçirmişti. Kıtaların tarih öncesi çarpışmasıyla Güney Okyanusu'nun iki kolu, Basra Körfezi ve Kızıl Deniz, Orta Doğu'nun içine girdi. Akdeniz kuzey sahillerini açtı ve Karadeniz de bugünkü Türkiye sahili boyunca yayıldı. Yani Türkiye, Doğu-Batı ticaretine darbe indirmek için kusursuz bir noktadaydı. Sultan, İstanbul'a, bölgedeki diğer Hristiyan limanlarına ve şehirlerine seferler düzenleyerek İpek yolunu kapamış oldu. Neler olduğuna dair kanıtlar bugün İstanbul'daki bir yapıda hala görülebiliyor. Buranın Yunanca bir adı var, Ayasofya, yani kutsal bilgelik. Bugün burası bir müze. Aslen bir kilise olarak inşa edilen bina, İstanbul'un adı Konstantinopol'ken Bizans İmparatorluğu'nun en ünlü Hristiyan anıtıydı. Ama Hristiyan ikonlarının yanında İslam'dan alıntılar da var. Çünkü Sultan 1453'te buraya ele geçirdiğinde kiliseyi camiye dönüştürdü. Bu Batı Avrupa'da bir şok etkisi yarattı. Çünkü Konstantinopol, Avrupa ve Doğu arasında bir geçiş kapısıydı. Doğudan gelen baharatların ve diğer egzotik lüks ürünlerin Avrupa'ya girdiği yerdi. Ama Avrupa'da bir ülke çoktan İpek yolunun etrafını dolaşmayı planlamaya başlamıştı. Avrupa standartlarında bile önemsiz sayılabilecek olan bir ülke. Ama 1400'lerin başında keşifler çağının başlangıç noktası Portekiz'di. Daha sonra gemici lakabını alacak olan Prens Henrik, İpek yoluna bağlı kalmak yerine
Hindistan'a uzanan direkt bir deniz rotası bulmak istiyordu. Portekiz fakir bir ülkeydi. Ama baharat ticaretini ele geçirirse zengin olacaktı. Açık konuşmamız gerek. İlk kaşifler bilinmeyene kendi keyifleri için gitmedi. Bunu para kazanmak için yaptılar. Prens Henrik'in planı kimsenin yapmadığını yapmaktı. Afrika'nın güney ucunu dolaşıp buradan Hint Okyanusu'na açılmak. Ama Afrika'nın etrafını dolaşmanın kolay olmamasının jeolojik bir sebebi vardı. Afrika'nın Atlantik kıyısında çok az doğal liman ya da haliç vardır. Yani Portekizliler güneye giderken demirleyebilecekleri fazla sayıda güvenli yer yoktu. Karaya çıkmanın imkansız olduğu bir sürü bölge vardı. Ve hakim olan akıntılarla rüzgarlar da karaya çıkıp sonra denize açılmayı çok tehlikeli yapıyordu. Yani bu yolculuklara çıkanların yavaş yavaş daha da aşağıya inip sonrasında Portekiz'e dönerek gittikçe daha fazla bilgi topladıklarını düşünüyoruz. Prens Henrik'in gemileri onlarca yıl içinde birkaç tane güvenli liman buldu. Fil dişinden kölelere kadar her şeyin ticaretini yapmaya başladılar. Ama bu onlarca yıl geçerken Prens Henrik öldü. Ardından gelenler de hala Afrika'nın etrafını dolaşamamıştı. Zamanın derinliklerinin ortaya çıkardığı coğrafi engeller hala çok büyüktü. Sonra 1484'te Kristof Kolomb Portekizlilere yeni bir plan sundu. Afrika'yı boş verin. Atlantik'i geçerek zaman ve paradan tasarruf edebilirsiniz. Batı kıyılarımızda gördüğümüz okyanusu geçersek sonunda Doğu Asya'ya varırız diye düşünüyorlardı. Kolomb batıya doğru yeterince gidebilirse sonunda uzak doğuya ulaşacağını düşünüyordu. Çünkü dünyanın yuvarlak olduğundan emindi. Ama efsanenin aksine Kolomb dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamaya çalışmıyordu. Eğitimli Avrupalıların çoğu dünyanın yuvarlak olduğunu biliyordu. Antik Yunan filozofu Aristo dünyanın yuvarlaklığını 2000 yıl önce hesaplamıştı. Ama Kolomb ve diğer Avrupalıların daha derin bir soruya dair bir fikirleri yoktu. Dünya neden yuvarlaktır? Bizimki gibi gezegenlerin başka şekillere değil de küre şekline sahip olmasının bilimsel sebebi nedir? Bu bizim cevaplayabileceğimiz bir soru ve yakın zamandaki astronomik fotoğraflarda bir ipucu var. Bu iki nesneye bakın. Biri 2004'te bir uzay aracıyla ziyaret edilmiş bir kuyruklu yıldız. Diğeri ise Plüto. Kuyruklu yıldızın şekli yamukken, Plüto neden tıpkı Dünya gibi yuvarlak? Bunun yanıtı yerçekiminin gerçek anlamda nesneleri çekmesidir. Ya da öğrencilere dediğimiz gibi yerçekimi her şeyi emer. Diğer bir deyişle yerçekimi kozmik döküntüleri çekip bir araya getirdiğinde uzaydaki objeler oluşur. Yer çekimi kuvveti her zaman bir objenin merkezine doğrudur ve kütle arttıkça yer çekimi de güçlenir. Yer çekimi eşit bir şekilde çeker ve en düşük enerji hali yer çekimi bütün bu kütleyi topladığında bütün kusurları yok edip küre şeklinde bir yıldız ya da gezegen yarattığında ortaya çıkar. Ama gök taşları gibi çok ufak nesnelerde yer çekimi kusurları yok edecek kadar güçlü değildir. Hatta genişliği aşağı yukarı 1100 kilometreden az olan nesnelerde yer çekimi yuvarlak bir gezegen yaratacak kadar güçlü olmaz. Kolomb da bu yüzden haklıydı. Ama Portekizliler onun planını kabul etmedi.
Bu yüzden Kolomb projesi için yeni yatırımcılar aramak zorunda kaldı. Bunu yapabilecekti. Çünkü Avrupa'nın en büyük zayıflıklarından birinin gizli bir avantaj olduğu ortaya çıktı. Evet, Avrupa'nın rekabet halindeki devletlerden oluştuğundan söz etmiştik. Bunu Kolomb'un bakış açısından düşünün. Portekizliler hayır derse, İngiltere, Fransa ya da İspanya kralına gidip onların her birine bana destek olursanız sizi Avrupa'nın en zengin hükümdarı yapacağım diyebilirdi. Ve elbette sonunda İspanya kralı ve kraliçesi bu kumarı oynamaya karar verdi. Kolomb'un Atlantik'ten Çin'e giden rotasına maddi kaynak sağladılar. Ve 3 Ağustos 1492'de 3 gemi Atlantik'i geçmek için yelken açtı. Sınırlı bir bakış açısıyla Portekizlilere karşı ekonomik bir avantaj sağlamak için İspanyollar adına bir ticaret yolculuğuna çıkmış olan İtalyan bir denizci vardı. Ama bu üç gemideki bilgileri ve teknolojiyi düşünelim. Kolomb, antik Yunan ve Roma'dan kalan haritacılık üzerinde çalışmıştı. Bu bilgiler Arap alimler tarafından korunmuş ve tekrar Latince'ye çevrilmişti. Çin'de bulunmuş ve Orta Doğu'daki ticaret rotalarıyla Avrupa'ya gelmiş olan bir pusula kullanıyordu. Zamanın derinlikleri açısından bakarsak, Kolomb ve adamları Afro-Avrasya'nın olağanüstü bilgisi ve icatlarının büyük bir toplamını temsil etmekteydi. Ama yine de dünya yüzeyinin iki büyük bölgeye ayrılmış olduğunu bilmedikleri için nereye gittikleri konusunda fikirleri yoktu. Fakat buna rağmen dünyanın şekli ve de 10 milyonlarca yıl önce ortaya çıkmış jeolojik güçler sayesinde Afro-Avrasya'dan çıkan bu üç gemi kara parçalarını buldu. Bahamalar'da bir ada. Bugün bile tam olarak hangi ada olduğu bilinemiyor. Tarih 12 Ekim 1492 idi. Kolomb başarılı bir iş seyahati olarak düşündüğü yolculuk için Tanrı'ya şükretti. Aslında tektonik süreci geri çevirerek Afro-Avrasya ile Amerika kıtasını tekrar bir araya getirmişti. Dünya yeniden birbirine bağlanmıştı. İnsanlar birbirlerini yeniden keşfederken bütün bir gezegen modern ve mecazi bir Pangea kıtası olarak bir araya gelmişti. Kolomb, Avrupalıların bilmediği bir dünyanın sınırına ulaştığını hiçbir zaman fark etmedi. Hindistan yakınlarında bir yerde olduğunu düşündüğünden, karşılaştığı insanlara Hintli diyordu. Aslında bu adalılar Taino halkıydı. Ve Kolomb gibi, onlar da Afro-Avrasya'dan gelmişti. Buzul çağında Asya'dan gelen göç dalgasındaki insanların Amerika kıtasına yerleşmesini sağlayan bir kara köprüsü bulunuyordu. 2000 yıl içinde bu insanlar Güney Amerika'nın en güney ucuna kadar ulaşmayı başardı. Yaklaşık 12 bin sene önce buzul çağının sona ermesiyle deniz seviyeleri ciddi şekilde yükseldi. Kara köprüsü kayboldu ve Amerika kıtası Afro-Avrasya'dan ayrıldı. Böylece bu bağlantıya ait anılar da kaybolmuş oldu. Ve gerçekten de 1492'ye kadar dünyanın bu iki dev bölgesi bir araya gelemeyecekti.
Bu yeniden bağlanma, Kolomb değişimi denen bir dönemin başlangıcıydı. Amerika ve Afro-Avrasya arasında çok büyük bir geçiş başladı. Kültürler, teknolojiler ve özellikle de canlı varlıklar gidip geliyordu. Süper kıtaların ayrılması sadece jeolojik değil, aynı zamanda biyolojik de bir olaydı. Ama artık bir kara kütlesinden diğerine, sonra da dünyanın her tarafına yeni teknolojiler, bitkiler, hayvanlar, hastalıklar ve insanlar yayılacaktı. Bu değişimin birinci bölümü, Kolomb 1493'te İspanya'ya döndüğünde başlamıştı. Karabiber bulamamıştı. Ama başka baharatlar vardı. Ve Tainoların yaktığı, tütün adını verdikleri tuhaf bir yaprak bulunuyordu. Bu yaprak yüz milyonlarca insanın ölümüne sebep olacaktı. Bağımlılık yaratan bileşeni nikotin doğal bir böcek ilacı olarak evrimleşti. Tıpkı karabiberdeki piperin gibi. İspanyollar için daha da heyecan verici olan şey, dereler ve nehir yataklarından gelen ufak miktarlardaki altındı. Çok daha fazlasını bulmayı umarken, Tainoların altını kendileri için toplamalarını bekliyorlardı. Kolomb resmi bir raporda şöyle yazıyordu. Bu insanlar iyi birer hizmetkar olabilir. Ve bunlardan bazılarını köle olarak yanında getirdi. Kolomb değişiminin ikinci bölümü 2 Ocak 1494'te başladı. Kolomb 17 gemiyle Amerika kıtasına geri dönerken yanında domuz ve sığır gibi Avrupa çiftlik hayvanları ve ufak bir ordu vardı. Amerika'nın kanlı fethi başlamak üzereydi. Ve bu fethi yapacak olanların en korkutucu silahı da atlardı. Buraya ilk atların getirildiği zamanı düşünün. Daha önce hiç at görmemiş olan yerli Amerikalılar, vay canına şuna bakın demiş olmalıydı. Ama bu zamanın derinliklerine giden başka bir hikaye. Çünkü atlar aslında Amerika kıtası için işgalci bir tür değildi. Hatta 7000 yıllık bir gidiş dönüş yolculuğunu tamamlıyorlardı. İnsanlık tarihi için çok önemli olan atlar aslında Amerika kıtasında evrimleşmişlerdi. Evrimleşmiş ve sonra da kaybolmuşlardı. Muhtemelen Tainoların buzul çağındaki ataları tarafından avlanmış ve soyları tükenmişti. Ama bazı atlar denizler tekrar yükselmeden önce Avrasya'ya uzanan kara köprüsünü geçip kurtulmuştu. Bu tarih öncesi atlar Asya ve Avrupa'ya yayılırken burada evcilleştirildi, üretildi ve melezlendi. Şimdi 1494'te atlar Amerika'ya geri dönmüştü. Bir fetih silahı olarak. Atlar Kolomb'u takip ederek Orta ve Güney Amerika'ya doğru giden İspanyolları taşırken, burada güçlü medeniyetlerin olduğu yeni bir dünya buldular. Burası Mexico City. Dünyanın en büyük 12. şehri ve dünyada İspanyolca konuşulan en büyük metropol. Bir ticaret ve kültür merkezi. Ama şehrin ortasında büyük bir tapınaktan geriye kalanlar var. Mexico City başka bir büyük şehrin kalıntıları üzerine kurulmuş. Tenochtitlan. 1500'lerin başlarında Aztek İmparatorluğu'nun merkezi olan şehir. 13 kilometre karelik şehir 200 bin nüfusa sahipti. Yani o zamanki Londra'nın 4 katına. Ve sadece Aztekler de değil. Amerika kıtası başka güçlü imparatorluklara ve krallıklara ev sahipliği yapıyordu. Bunlara Mayalar ve İnkalar da dahildi. İspanyol konkistadorlar da onları kolayca alt edemeyecekti. En azından başlangıçta. Örnek vermek gerekirse 1520'de bir yaz gecesi
Hernán Cortés ve adamlarının peşinde kendilerinden çok kalabalık bir grup vardı. Tenochtitlan'ın ara sokaklarına girmişlerdi. Burası atlarını kullanamayacakları kadar dar yerlerdi. Üstün silah teknolojisi bile bitmeyen ok ve mızrak yağmuruna karşı çok az işe yarıyordu. Ama İspanyollar kaçarken yanlarında taşıyabilecekleri kadar altında götürmüştü. Arkalarında ise farkında olmadan baruttan, atlardan ya da çelikten daha güçlü bir silah bırakmışlardı. Çünkü Cortez'in ölen adamlarından birinin içinde zamanın derinliklerinden gelen biyolojik bir saatli bomba vardı. Aylar sonra İspanyollar ve Aztek karşıtı bazı müttefikleri Tenochtitlan'a geri döndüğünde karmaşa içinde bir şehir buldular. Sokaklar ölülerle doluydu. Çiçek hastalığı Aztek İmparatorluğu'nun sonunun başlangıcıydı. Hastalık bütün Orta ve Güney Amerika'ya yayıldı. Sonuç genelde bir felaket oluyordu. Peki neden çiçek ve kızamık gibi Avrupa hastalıkları 16. yüzyılda Amerika'da yaşayan insanlar için bu kadar ani bir ölüm getirmişti? Bu bir açıdan yine atlarla ilgili. Atlar ve diğer büyük memeliler hiçbir zaman Güney ya da Kuzey Amerika'da evcilleştirilmedi. Çünkü Asyalı avcıların torunları Amerika kıtasına yerleşip medeniyetler geliştirdiğinde büyük memelilerin çoğunun soyu tükenmişti. Ama Pasifik'in diğer tarafında bu çiftliğe bakalım. Afro-Avrasya'nın her yerinde insanlar binlerce yıl boyunca evcilleştirilmiş hayvanlarla yaşadı. Genelde içlerinde patojenler taşıyan hayvanlarla. Binlerce yıl boyunca bu hastalıklar yüz milyonlarca insanı öldürdü. Ama yüzyıllar içinde Afro-Avrasyalılar bunlara karşı sınırlı bir bağışıklık geliştirdi. Amerika'daki insanlar içinse bağışıklık iki okyanustan oluşuyordu. Amerika'ya ilk gelen göçmenler kendilerini bu devasa dünya bölgesinde yalıtılmış halde buldu ve Afro-Avrasya'daki hastalıkların Amerika kıtasına ulaşmasının hiçbir yolu da yoktu. Ama insanlar suyu geçtiğinde hastalıklar da geçti. Kolomb'un ardından sadece 100 yıl sonra Amerika'nın yerli halkının %95'ine yakını hayatını kaybetti. Bazı grupların torunları 21. yüzyılda da yaşıyor. Diğerleri ise tamamen yok oldu. Avrupa'daki devletlerin Aztek ve İnka imparatorluklarına göre çok ufak olduklarını unutmamalıyız. Ama Avrupalıların silahları, çelikleri ve hastalıkları vardı. Bu yüzden son derece etkileyici medeniyetleri ve de Kuzey Amerika'daki kültürleri kısa sürede fethetmeyi başararak bunları Avrupa için büyük kaynak bölgelerine dönüştürdüler. Avrupa'nın daha sonra dünyanın geri kalanını fethetmede ekonomik güç olarak kullanacağı kaynaklar. Gelecek 400 yıl boyunca Amerika kıtası Avrupa ve Asya'dan gelen yeni ve işgalci türlerle büyük değişim gösterdi. Sığırlardan domuzlara, sıçanlardan toprak solucanlarına, elmadan portakala, orta batı buğdayından Kentucky'deki salkım otlarına kadar. Ama Amerika'dan Batı Avrupa'ya benzer bir ticaret söz konusuydu. Böylece dünyanın bütün köşelerinden yine dünyanın diğer her tarafına doğru çok büyük bir ekin ve çiftlik hayvanı ihracı başlamış oldu. Böylece bütün dünyanın ekolojisinde değişim gözlendi. Çünkü Amerika kıtasındaki insanlar büyük evcil hayvanlara sahip olmasalar da insanoğlunun kullanabildiği bitkilerin yarısından fazlasını üretmişlerdi. Bunlar arasında domates,
kabak, fasulye, biber, çikolata, tatlı patates, avokado, yer fıstığı ve patates de vardı. Ve bunlar arasında genetik değişimin en şaşırtıcı örneklerinden biri olacak bir ot da bulunuyordu. Amerika kıtasında yabani olarak çok başarılı bir şekilde yetişen bir bitki vardı. Zea ya da teosinte adı verilen bir bitki. Ota benzeyen bir bitki. Zea'nın son derece dikkatli bir şekilde yüzlerce nesil boyunca yapılan seçici üretimiyle bu bitki çok fazla sayıda insanları besleyebilecek bir ekin haline gelmişti. Yani bu bitkinin aslında DNA'sının değiştirilmesi gerekiyordu. Böylece çok daha büyük başlar verecek hale getirilmişti. Zea'nın bir başağının büyüklüğü yaklaşık bir parmak kadardır ve 5 ila 12 tane çok sert çekirdeği bulunur. Yani pek ideal bir ekin sayılmaz ama 10 bin yıl önce Meksika'daki çiftçiler bunu ekip üretmeye başladı. Bazı zea başaklarının biraz daha büyük, bazı çekirdeklerin biraz daha yumuşak olabileceğini gördüklerinde bunlara ektiler ve binlerce yıllık seçici üretimle Meksika'daki çiftçiler bir şey yarattı. Yaratmak kelimesi buraya uyuyor çünkü modern Mısır olarak bildiğimiz şeyi ortaya çıkardılar. Mısır bir insan icadıdır. Mısır muhtemelen başlangıçta yeni ve tuhaf bir ürün olarak Avrupa'ya gelmişti ama kısa sürede insanlar bunun faydalı bir ekin olduğunu fark etti. Dünyada baharat yetiştirilebilecek çok az sayıda yer varken Mısır'ın yetişebileceği bir sürü yer olduğu ortaya çıktı. Pirinç için fazla kurak, buğday için fazla ıslak olan yerler. Mısır farklı koşullarda yetişebilir. Haşerelere ve kuraklığa karşı nispeten dayanıklıdır ve büyük miktarlarda da karbonhidrat üretir. Mısır böylece kısa sürede Avrupa ve Afrika'ya yayıldı. Bugün de Avrupa ve Afrika yiyecek sisteminin temelini oluşturuyor. Günümüzde dünyanın her yerinde devrim geçirmiş bir tarım söz konusu. Ve özellikle Amerika'nın orta batısı ya da Çin gibi yerlerde yetiştirilen mısırın neredeyse hepsi başka şeyler. Genel olarak da protein için kullandığımız hayvanların beslenmesi için harcanıyor. Mısır, eski dünyanın değişmesine sebep olan bir yeni dünya ekiniyken bir eski dünya ekini de yeni dünyadaki bir imparatorluğun temelini oluşturacaktı. Konkistatorlar Amerika'ya ilk geldiklerinde Avrupa'da çok büyük talep gören belli ekin türleri için son derece elverişli bir çevre olduğunu fark ettiler. Bunlar arasında en önemlisi şekerdi. Şeker pek çok Avrupalının tercih ettiği ilaç durumundaydı. İnsanların şekerle zamanın derinliklerine inen temel bir bağı vardır. Çünkü güneşin gücünü bu şekilde kullanırız. Bitki hücreleri fotosentez aracılığıyla suyu ve karbondioksiti kullanarak güneş enerjisini oksijene ve şeker moleküllerine dönüştürür. Basit şeker molekülleri glikozun temelidir. Glikoz da canlı hücrelerine enerji sağlar. Biz de tatlıya düşkün hale gelmişizdir. İhtiyacımız olan bu enerji kaynağını istememizi sağlayan kimyasal alıcılarımız vardır. Şekere karşı büyük bir isteği olan ilk homo sapienlerden biri daha sağlıklı, daha kilolu ve kışın daha iyi hayatta kalma yeteneğine sahip olarak daha fazla çocuk sahibi olmuş olabilir. Ve zaman içinde bu evrimsel süreç bugün hala içimizde olan şeker yeme isteğini ortaya çıkarır. Şeker tarlaları çalacak altını olmayan yerlerde ortaya çıktı. Brezilya'nın bazı bölgelerinde, Jamaika, Barbados adalarında ve diğer yerlerde. Avrupalılar keşifler ve fethetmeyle zamanın derinliklerinde gezegenin onlara vermediği bir şeyi ele geçirmeyi başarmıştı. Artık kendi tropikleri vardı. Başlangıçta bu tropikal tarım alanlarında köleleştirilen yerel halk çalışıyordu. Ama daha önce gördüğümüz gibi Avrupa hastalıkları yüzünden ölmeye başladılar. Bu yüzden şeker yetiştiricileri iş gücü sorununu Afrika'dan köleler getirerek çözmeye karar verdi. Gemici Henrik 1440'larda Afrika ve Avrupa arasındaki köle ticaretini başlatmıştı. Şimdi ise bu ticaret bütün Kolomb değişimindeki en büyük iş kollarından biri haline gelmişti. Sonraki 350 yılda 10 milyondan fazla Afrikalı Brezilya ve Karayipler'deki şeker kamışı tarlalarında çalışmak için yeni dünyaya getirildi.
Sonra ise diğer çiftlikler ortaya çıktı. Dünyanın ihtiyacını karşılayan tütün, pirinç, kahve ve pamuk tarlaları. Bu küreselleşmenin başlangıcı gibi görünebilir. Çünkü gerçekten de başlangıçtı. Ama dünyayı bir araya getiren, dünyanın dört bir tarafındaki ülkeleri bir ticaret ağıyla birbirine bağlayan şey, tropik bir bitki değil, değerli bir metaldi. Bolivya'da Potosi olarak bilinen sönmüş bir volkanın derinliklerinde. Bu düşündüğünüz gibi altın değil, gümüştü. Avrupalıların yani konkistadorların en büyük keşiflerinden biri Potosi'deki dev bir gümüş madenini bulmak oldu. Avrupalılar bundan çok kısa sürede faydalanmaya başladı. Ama zamanın derinliklerinden bakarsak bu gümüş aslında Potosi'den değil, yabancı bir yıldızın ölümünden geliyordu. 5 milyar yıldan daha önce. Yıldızlar elementleri meydana getirir. Bir yıldızın çekirdeğindeki nükleer füzyon, atom çekirdeklerini akıl almaz basınç ve sıcaklıkla yeniden düzenlediğinde ortaya çıkan evrenin temel bileşenleri olan elementler. Güneşimiz gibi orta büyüklükteki yıldızlar, helyum gibi çok basit elementler meydana getirir. Daha büyük yıldızlar daha ağır elementler yaratıyor ve eğer ölürlerse daha fazlasını yaparlar. Güneşimizden yaklaşık 10 kat daha büyük bir yıldız nükleer yakıtının hepsini kullandığında içine çöker ve sonra patlar. Bu güneşten 100 milyon kat daha parlak bir patlamadır ve daha da fazla element oluşturur. Sonra da bunları uzaya fırlatır. Eğer yıldız gerçekten çok büyükse bu elementlerden biri de gümüş olur. 4,5 milyar yıldan uzun süre önce yerçekimi gümüş döküntülerine oluşmakta olan dünyanın içine doğru çekti. Ama diğer kimyasallara dokunan ve farklı şekillerde birleşen kimyasallar olduğu için sonuç olarak gümüş dünyanın her tarafına eşit olarak dağılmamıştı. Uzaydan gelen gümüş dünyanın içinde eridi ve sonra da aşırı yüzey sıcaklığına sahip olan alanlarda toplandı. Diğer bir deyişle volkanik faaliyetlerin olduğu yerlerde. Yani milyonlarca yıl önce Bolivya'da dünyanın kabuğu açıldı ve Potosi bir metalle doldu. 16. yüzyılda İspanyolların elde etmek için neredeyse her şeyi yapacağı bir metal. Yeni dünyada gümüş keşfedildiğinde bu konkistadorlara yeni dünyayı fethetme sürecini tamamlamak için büyük bir neden vermiş oldu. Yani inanması zor olsa da belki 5-6 milyar yıl önce olan olaylar milyarlarca yıl sonra Amerika kıtasının tarihini etkilemiştir. Azteklerden ve İnkalardan çalınan altın İspanyollar için büyük bir piyango olsa da ilk gerçek uluslararası ekonomiyi yaratan şey Potosi'den gelen gümüştü. Çünkü 1550'lerle 1800'ler arasında dünyadaki bütün gümüşün %85'i Amerika'dan Afro-Avrasya'ya akan gümüş sadece bu dağdan gelmişti. Ve bu gümüşün çoğu tek bir ülkeye gidiyordu. Çin'e. Evet, Çin'e gidiyordu. Kolomb Bahamalara çıktıktan birkaç yıl sonra eski dostlarımız Portekizliler nihayet Afrika'yı dolaşıp önce Hindistan'a sonra da Çin'e ulaştı. Portekiz kapıyı açınca diğer Avrupa ülkeleri de hemen Çin pazarlarına ulaşmak için kendi yollarını buldu. İspanya, Amerika kıtasındaki yeni topraklarından gelen ticaret rotaları oluşturdu ve 16. yüzyılın sonu geldiğinde Çin mallarını ilk küresel para birimiyle alıyorlardı. Dünyanın en saf gümüş sikkeleri. Potosi'den çıkan gümüş Meksika'daki darphaneye gönderiliyor ve gümüş dolarlar yapılıyordu.
Gümüş sikkelere ve külçelere dönüştürülüyor. Sonra da İspanyol kalyonlarıyla Pasifik'i geçerek Filipinler'deki yeni İspanyol kolonisi olan Manila'ya gönderiliyordu. Buradan da hala büyük talep gören lüks Çin mallarının alımı için Çin'e gidiyordu. Yani bir süpernovanın yarattığı bu olağanüstü şey, modern dönemin başlangıcında, keşifler çağında çok önemli bir değişim aracı haline geldi ve gerçekten de dünyanın ticari küreselleşmesinin başlangıcı oldu. 500 yıl sonra Potosi'deki gümüşün çoğu tükendi ve bu Meksika doları da küresel para birimi özelliğini kaybetti. Ama küresel ekonominin ve Kolomb değişiminin etkileri her yerde görülebiliyor. Bu çok yaygın olan modern yemeğe bir bakalım. Buna bir eski ve yeni dünya birleşimi diyebiliriz. Burger'e bakın, eski dünya. Sığır yakın doğuda evcilleştirildi, sonra Batı Avrupa'ya gitti ve oradan Amerika kıtasına götürüldü. Peki ekmekteki buğday ilk olarak Mezopotamya'da yetiştirildi. Marul, mısır, soğan Asyalıdır. Ama hamburgerdeki domates ve ketçap Meksika'ya ait. Peki Fransız kızartmaları da denen patatesler? Adını bir eski dünya ülkesinden almış yeni dünya patatesler. Kolada şeker var. Bunun aslı ise Güney Pasifik'teki Papua Yeni Gine'ye ait. Hindistan'dan Orta Doğu'ya yayılmış, Avrupalılar da buradan alıp bunu yeni dünyada ekmiş. Evet. Ha. Burada da tuz paketleri var ve karabiber. Keşifler çağının başlamasına sebep olan Doğu'nun değerli egzotik baharatı. Şimdi yemeğinizin yanında bedava. Bugün karabiberi çok büyük tarım alanlarında endüstriyel bir ölçekte üretiyoruz ve karabiberin üretim maliyeti gerçekten de çok düşük. Ayrıca bu ürünü çok büyük yük gemilerinde taşımanın maliyeti de neredeyse önemsenmeyecek kadar küçük. Daha fazla insan için daha ucuz yiyecek. Bu coğrafi keşifler çağının miraslarından biri. Bu mirasın diğer bölümleri kesinlikle çok karanlık. Şiddet, ırkçılık, kölelik ve hatta soykırım. Ama coğrafi keşifler çağı için başka bir şeyin daha söylenmesi gerek. Bu çağ evrendeki yerimize dair anlayışımızı tamamen değiştirdi. Bu farklı bölgelerin olağanüstü kara şekillerinin, yaşam tarzlarının ve diğer şeylerin keşfiyle sonunda ortaya çıkan büyük bilimsel devrim arasında çok açık bir bağlantı var. Bu devrimin arkasında olağanüstü keşiflere anlam verme çabası bulunuyordu. Yağma ve ekonomik kazanç. İlk keşifler yeni dünyaya gitmek için hayatlarını bu yüzden riske attı. Ama sonunda bir değişim yaşandı. Daha fazla sayıda maceracı ve sadece meraklı insan bu büyük maceralara girişmeye başladı. Bunların en meşhurlarından biri Charles Darwin'di. Çok meraklıydı, doğa bilimciydi. Dünya gezegenindeki yaşamın tarihini yazmak istiyordu ve bunu yapabilmenin tek yolu da o gemilerden birine binip Mavi Okyanus'a açılmaktı. Yani bugün kâşiflerde aslında keşif ruhu kar ve ticari kazanç olsa da insanların yeni şeylere gittiklerini, çünkü dünyayı merak ettiklerini fark ediyoruz. Keşifler çağı kelimenin gerçek anlamıyla buydu diyebiliriz. Keşifler çağı bir açıdan 15. yüzyılda birkaç geminin bilinmeyen kıyılara doğru açılmasıyla başlamıştır. Ama diğer bir açıdan keşifler çağının kökleri çok eski zamanlara uzanıyor. İnsanların iki kıtaya yerleşmesini sağlayan bir kara köprüsüne. Güney Amerika'yı Afrika'dan ayırıp iki dev dünya bölgesi yaratan tektonik levhalara. Ayı ortaya çıkaran çarpışmadan sonra oluşmuş olan moleküllere. Ve ölen bir yıldızda oluşarak dünyayı birbirine bağlayan bir elementi. Yani zamanın derinliklerinde yaşanmış olaylar zincirine kadar.